Şimdi farklı farklı eğilimler var. Kimisi WhatsApp'ta kaldı, onayı okey verdi, devam etti. Bazısı işte Bip'ti, Telegram'dı derken başka başka mecralara kaydı. Peki şimdi aslında esas sorulması gereken soru galiba şu. Şimdi WhatsApp bu güncellemeyi yaptı ya, peki bu güncellemeyi yapmasının hukuki bir temeli var mı? Yani hukuki açıdan bu ne kadar doğruydu? Şimdi bu sorunun yanıtını arayacağız. WhatsApp kullanıcıları WhatsApp'a kendileri de doğrudan dava açabilirler. Tüketici haklarını korumayla ilgili tüzüklerinde hüküm bulunan tüketici dernekleri de doğrudan dava açabilirler. Profesör Doktor Erol Ulusoy'a göre WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini dayatması hukuki açıdan sorun teşkil ediyor. Zira WhatsApp bir ticaret şirketi. Hizmet karşılığı ücret talep etme yetkisine sahip. ...ancak verileri pazarlama yetkisi kişilerin iznine bağlı. Fakat izin vermiyorsak da bizden bu hizmeti kesmemesi lazım. Bu dürüstlük kuralına aykırı açıkçası. Ee, şöyle gizleyecek saklayacak bir verimiz yok. Ama bunu e, benden e, üçüncü kişilerle ya da başka kurumlarla paylaşmak için... ...ben buna izin vermek istemiyorum. E zaten sürekli bütün kullandığımız uygulamalar hangisi verimize erişmiyor ki? En basitinden mesela... ...Instagram diye ortama biz fotoğraflarımızı yüklüyoruz. Bu sadece biz ve bizim takip ettiğimiz kişiler arasında kalmıyor sadece. Ulusa'ya göre sorun gibi görülmeyen paylaşımlar ileride problem oluşturabilir. Örneğin hastanede çekilen bir fotoğraf... ...sağlık sigortası hizmeti sunan şirkete satıldığı takdirde... ...kişi maddi zarara uğrayabilir. Bize diyebilir ki senin Facebook paylaşımlarına göre zaten... Kronik bir hastalığın varmış, bunu bizden gizlemişin, dolayısıyla hayat sigortası tazminatını ödemiyoruz. Yani verilerimizin güvenli olduğunu zaten düşünmüyorum internet ortamında. E ben kullanmaya devam edeceğim. Ulusoy, Türkiye'deki sosyal medya sağlayıcılarının temsilcilik yanında veri sorumlusu ataması gerektiğini belirtiyor. Bu, bilgilerin nasıl kullanıldığı açısından da önemli. O zaman biz bu veri sorumlularına sorabiliriz. Siz bizden aldığınız verileri yurt dışına aktarıyor musunuz? Üçüncü kişilere aktarıyor musunuz? Nasıl kullanıyorsunuz? Bize bu verilerle ilgili bütün bilgileri vermek zorunda.